Size bu videomda Sultan 2. Selim, Sarı Selim'in hayatını anlatacağım. 2. Selim, Sarı Selim ya da Sarhoş Selim olarak da anılır. Doğum tarihi 30 Mayıs 1524 İstanbul, ölüm tarihi 15 Aralık 1574 İstanbul. 11. Osmanlı Padişahı ve 90. İslam Halifesidir. Kanuni Sultan Süleyman ve Hürrem Sultan'ın oğludur. Kardeşi Beyazıt'a karşı Konya'da yapılan savaşı kazanarak babasının desteğini aldı. Babasının ölümü üzerine hayattaki tek oğlu olarak 1566 tarihinde 11. Padişah olarak tahta geçti. Padişah olur olmaz ilk seferini batıya yaptı. Ülke sınırlarını Orta Avrupa'ya kadar genişletti. Kıbrıs, Tunus kayıtsız şartsız teslim olanlar arasındaydı. Ülkesinin denizlerde de egemenliğini genişleterek deniz egemenliğine önem verdi. Turgut Reis gibi kaptanlar onun zamanında yetişti. Sokollu Mehmet Paşa gibi çok güçlü bir vezire sahipti. Devlet işlerinde en önemli yardımcısıydı. Onun zamanında İstanbul ve ülkenin çok değişik alanlarında birçok mimari eseri yapıldığı gibi önemli onarım faaliyetlerini de gerçekleştirdi. Devrinin usta mimarı Mimar Sinan Edirne'de Selimiye Camii yaptırdı. Babasının 14.892 milyon kilometre kare olarak devraldığı imparatorluk topraklarını 15.192 milyon kilometre olarak bırakmıştır. 15 Aralık 1574 günü 50 yaşında vefat etmiş, Ayasofya'daki türbesine gömülmüştür. Padişahların sefere çıkmama geleneğini başlatmıştır. Ölümüne kadar padişahlığını sürdürmüştür. Çocukluğu ve tahta geçişi. Şehzade Selim'in çocukluğu İstanbul'da Eski Saray'da geçmişti. 27 Haziran 1530'da kardeşleri Şehzade Mustafa ve Mehmet ile birlikte at meydanında bir hafta boyunca süren eşsiz bir eğlence ve törenle sünnet edildi. 16 yaşına kadar sarayda kalıp derin bir saray eğitiminden geçirildi. 1542'de 16 yaşındayken Konya Sancakbeyi olarak atandı. 1544'te Manisa Sancakbeyi olarak tayin edildi ve Manisa Sancakbeyi olarak 1558'e kadar görev yaptı. Manisa'da zamanını eğlence ve av partileri ile geçirdiği bildirilir. 1558'de tekrar Konya'ya Sancakbeyliğine atandı ve 1562'ye kadar orada kaldı. Şehzade Selim, babası Kanuni Sultan Süleyman hayattayken özellikle 1553'ten sonra babasının varis olabilecek diğer şehzadelerle taht mücadelesine girişti. Kanuni'nin şehzadelerinin Mustafa, Mahmut, Murat, Mehmet, Abdullah ve Cihangir babaları sağken ölmüşlerdi. Kanuni'nin çok bağlı olduğu karısı Hürrem Sultan, kendi oğullarından Selim veya Beyazıt'ın taht varisi olmasını istemekteydi. Ağustos 1553'te Kanuni Nahçıvan seferindeyken Konya Ereğlisi'nde o sefere katılan Şehzade Mustafa, Hürrem Sultan'ın yakın adamı olan Sadrazam Rüstem Paşa'nın tavsiyesine uyan babası Kanuni tarafından idam ettirildi. Tahta varis olarak Hürrem Sultan'ın iki oğlu Şehzade Beyazıt ve Selim kaldı. 1558'de Hürrem Sultan ölünce bu iki kardeş birbiriyle açık mücadeleye giriştiler. Amasya Sancakbeyi olan Şehzade Beyazıt daha atak ve isyancıydı. Sabırlı ve sağduyulu davranışıyla görünen Şehzade Selim babasının desteğini kazandı. 29 Mayıs 1559'da iki şehzade tarafları ve kendi sancak orduları ile birlikte Konya yakınlarında bir muhabereye giriştiler. Babasının desteğini almış olan Şehzade Selim bu çarpışmadan galip çıktı. Selim kaçan Beyazıt'ı Hınıs'a kadar kovalayıp Konya'ya geri döndü. Beyazıt oğulları ile birlikte önce Amasya'ya ve sonra babasının kendi üzerine gelmek üzere Üsküdar'a orduha geçtiği haberini alınca ipi 2000 kişilik ordusuyla İran'a Safavi devletine sığındı. Kanuni Şah Tahmas ile yapılan yazışmalara isyankar oğlunun geri verilmesini istedi. 25 Eylül 1561'de Şah Tahmas elinde bulunan şehzadeleri Kazvin'de boğdurup naaşlarını geri gönderdi ve bu cenazeler Sivas'a getirilip gömüldüler. Böylece 1561'de Konya Sancakbeyi olarak bulunan Şehzade Selim Kanuni'nin rakipsiz tek veliahtı olarak kaldı. Bu nedenle 1562'de devlet başkentinde daha yakın olan Kütahya Sancakbeyliğine atandı. Şehzade Selim babasının son seferi olan 1566 son Avustralya seferine katılmadı. Selim Kütahya yakınlarında Sıçanlı Saharı'nda avdayken babasının Zigetbar kuşatması sırasında 7 Eylül'de öldüğünü, bu ölümü herkesten gizleyen Sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'nın güya fetihname olarak gönderdiği gizli mektuptan öğrenildi. Hemen Laraları Hüseyin Paşa, Hoca Ataullah ve Mahsubi Celal Bey ile birlikte bir alayla İstanbul'a hareket etti. 30 Eylül Üsküdar'a vardı. Herkes sultanın ölümünden habersizdi. Üsküdar iskelesine saltanat kayığı ile gelen Bostancı
Hacıbaşı Davut Ağa Sultan, Selim'in padişahlığını ilk tanıyanlardan biri olarak onu saltanat kayığı ile Topkapı'ya geçirdi. O sırada tersane ve tophanede saltanat topları atılıp yeni sultanın tahta geçtiği halka ilan edildi. Sultan Selim Köşk iskelesinden şehir kapısına kadar özel murassa giyimli at üzerinde alayla geçti ve yolda etraftan gelen halka paralar saçtı. Saraya gelen Selim tahta oturdu ve İstanbul'da bulunan devlet ricali İstanbul muhafızı İskender Paşa Şeyhülislam Ebu Sud Efendi tarafından egemenliği tanındı. Bu sırada yapılan harcamaları karşılamak için özel tören isteyen devlet hazinesi açılması yapılmadı ve ablası Mihrimah Sultan tarafından borç verilen 50 bin altın kullanıldı. Sultan Selim hemen 2 gün sonra orduyu ve babasının cenazesini karşılamak üzere İstanbul'dan ayrıldı. Edirne, Filipe, Sofya üzerinde genellikle 30 gün çeken yolu çok hızla geçerek 15 günde Belgrad'a ulaştı. Kanuni'nin ölümü seferden geri dönmekte olan orduya Belgrad'a 4 menzil kala açıklandı ve Sultan Selim üzüntüden perişan orduyu Belgrad'da karşıladı. Belgrad'da kılınan cenaze namazından sonra Kanuni'nin naaşı acele İstanbul'a gönderildi. Belgrad'da kalan Sultan Selim orada yeniden bir cülüs tahta çıkma töreni yapılmasını reddetti. Askere dağıttığı cülüs bahçişi de kapı kulu askeri tarafından az görülüp kızgınlıkla karşılandı. Sultan Selim Kasım ayında Edirne'ye vardı ve orada bekledikten ve yollarda kapı kulağının yaptıkları isyankar hareketler altında Aralık'ta İstanbul'a geldi. Saltanatı sırasında savaşlar ve barışlar. 2. Selim Osmanlı tarihinde devlet yönetimiyle ilgilenmeyen ve ordusunun başında sefere gitmeyen ilk padişahtır. Yönetimi kızı Esmahan Sultan'ın kocası olan ve çok başarılı sadrazam olan Sokullu Mehmet Paşa'ya bıraktı. Ayrıca cülüs bahşisinin ilmiye sınıfına da verilmesi adetini ilk defa 2. Selim çıkarmıştır. Sakız Adası'nın fethi. Sultan 2. Selim'in babası Kanuni Sultan Süleyman'ın ölümünden sonra padişah olduğunda fethettiği ilk yer olarak bilinir. Sokollu Mehmet Paşa komutasındaki birlikler 1566 senesinde adayı fethederek boğazların güvenliğini sağlamışlardır. Ada Venedik ve Cenevizlilerden alınmıştır. Her iki tarafta da fazla kayıp verilmemiştir. Bobakça Kalesi'nin fethi. Sultan Selim'in babasının cenazesini karşılamak için Manisa'dan Belgrad'a hareketi sırasında Drava üzerindeki Bobakça Kalesi Özdemiroğlu Osman Paşa komutasında fethedilmiştir. Yemen'in yeniden fethi. Yemen 1517 yılında Osmanlı egemenliğine girmiş Hadım Süleyman Paşa'nın 1538 tarihli Hint Deniz Seferi ile kesik olarak Osmanlı topraklarına katılmıştı. 1567 yılında bölgede Zeyd-i İmam-ı Topal Mutahhar önderliğinde isyan çıkınca bölgedeki Türk egemenliğini yeniden tesis etmek amacıyla Özdemiroğlu Osman Paşa ve Şam Beylerbeyi Lala Mustafa Paşa Yemen serdarlığına tayin edildiler. 1568 tarihli Yemen Seferi'nde Taiz ve Kahire kalelerinden sonra 15 Mayıs'ta Aden'i, 26 Temmuz'da da Sana'yı fetheden Türk ordusu ülkeyi tekrar Osmanlı topraklarına kattı. Avustralya ile barış Edirne Anlaşması 1568. Kanuni Sultan Süleyman döneminde imzalanan 1562 tarihli barış 1566 yılında bozulmuş Zigetvar Savaşı ile Osmanlı ordusu Avustralya ordusunun mütecaviz tavrını cezalandırmıştı. Her iki tarafında barışa meyletmesiyle 17 Şubat 1568'de Edirne Anlaşması imzalandı. Aceh Seferi. Bugünkü Endonezya'ya bağlı Sumatra Adası'nın kuzeybatısında bulunan Aceh Sultanlığı bölgedeki zenginliklere gözlerini diken Portekizlilerin hedeflerinden biriydi. Günden güne artan Portekiz baskınına dayanamayan zamanın Aceh Sultanı Alaaddin Şah bir elçi heyetine yardım istemek amacıyla İstanbul'a gönderdi. Aceh heyeti 1566 yılında İstanbul'a ulaştığında o sırada Zigatver seferinde bulunan Kanuni Sultan Süleyman'ın ölüm haberi geldi. Kanuni'nin yerine tahta geçen 2. Selim heyete her türlü yardımı yapacağına söz verdi. 1569 yılında Osmanlı'nın Kızıldeniz filosunu Amiralı Kurdoğlu Hayrettin Hızır Reis komutasındaki 22 parçadan oluşan Osmanlı donanması Hint Okyanusu'na açılarak Aceh'e vardı ve yardıma ulaştırıldı. Aceh Sultanlığı Osmanlı Devleti'ne bağlılar bağlanırken Portekizlilere karşı taarruza geçebilecek kudrete ulaştı. Aden'in ve Kahire'ye kalesinin fethi. Sultan Selim'in 1569 yılında Sümatra seferinin sırasında Sokollu Mehmet Paşa komutasında sefer sırasında alınmıştı. Küçük bir yerlerdir. Mısır'ın en stratejik ve en önemli kalesi olan Kahire Kalesi 1569 yılında Piyale Paşa komutasındaki ordu tarafından alınmıştır. Don, Volga, Kanal Projesi.
Rusya'nın 1552'de Kazan Hanlığını, 1556'da Astrahan Hanlığını ihlak etmeleri kuzeyde ilk kez bir Rus tehdidini ortaya çıkartmıştı. Sokollu Mehmet Paşa, Don ve Volga nehirlerini bir kanala birleştirerek Karadeniz ile Hazar Denizi'nin birbirine bağlanması sayesinde Rusların Güneydoğu inmelerini engellemeyi, ayrıca İpek Yolu ticaretini canlandırmayı, İran ile yapılan savaşlarda donanmadan yararlanmayı ve Asya'daki Türk hanlıkları ile irtibat sağlamayı hedeflemiştir. 1569 Ağustos'unda Kefe Beyi Kasım Paşa tarafından başlanılan çalışmalar, Rusya'nın saldırıları, mevsimin kış olması ve Kırım Hanlığı projeyi kösteklemesi sonucunda başarıya ulaşamamıştır. Astrahan Seferi. Osmanlı Devleti Don Volga Kanal Projesini koşut olarak 1556'dan beri Rusların elindeki Astrahan'ın geri alınması için bir de sefere tertiplendi. 1569 yılının Kasım ayında çok olumsuz hava koşullarından başlayan kuşatma, Rus Çarı Korkunç İvan'ın bölgeye Prens Seri Boyanov'u komutasında 20 bin kişilik bir kuvvet gönderip Türk askerlerini iki ateş arasında almasıyla başladıktan 16 gün sonra sona erdi ve Türk ordusu bir huruç harekatı yaparak kendini kuşatmışlıktan kurtarmak zorunda kaldı. Kırım Hanlığı Moskova Seferi. Kırım Hanı 1. Devlet Gilay Osmanlı Devleti'nin Don Volga Kanal Projesi ve Astrahan Seferi ile ulaşmak istediği Rus tehdidini bertaraf edilmesi hedefine doğrudan Moskova'ya yürüyüp Rus gücünü örseleyerek ulaşabileceğini dönüşüyordu. 120 bin kişilik bir orduyla Oka Nehri'ni ve Serpukhov tahkimatını aşan Devlet Giray Han direnen 6 bin kişilik bir Rus ordusunu da mağlup etti ve Moskova önlerine geldi. Moskova 24 Mayıs 1571'de yakarak yerle bir eden ordu çok sayıda sivil Rus'un ölmesine rağmen Rus ordusunu örseleyemeden geri döndü. Bir yıl sonra yeniden Moskova'ya yürüyen Han bu sefer karşısında Moskova'nın 60 kilometre güneyindeki 60 bin kişilik Rus ordusunda bulundu. Moladi 30 Temmuz 3 Ağustos arasında yapılan muhaberede yakın savaşa zorlanan süvari ağırlıklı Kırım ordusu önemli bir yenilgiye uğrayarak Kırım'a çekilmek zorunda kaldı. Bu başarısızlıkların sonucunda Rusya'nın fetihleri kabul edilmek zorunda kalındı ve ileride Osmanlı Devleti'ne büyük sıkıntılar çıkaracak bir devlet oluşmaya başladı. Çevçeban Kalesi'nin fethi. 1570 senesinde Behram Paşa komutasındaki birlikleri sayesinde kale alınmıştır. Aynı sene Yemen ile barış sağlanmıştır. Barış sağlandığı için Behram Paşa Zige'de gitmiştir. Dalmatya'nın fethi. 1571 senesinde Kıbrıs'ın fethi sırasında donanmanın Akdeniz'e inmesi sırasında fethedilmiştir. Fethin komutanlığını Sokollu Mehmet Paşa tarafından yapılmıştır. Kıbrıs'ın fethi. Doğu Akdeniz, Kanuni Sultan Süleyman'ın fethedileriyle artık iyice Osmanlı iç denizine haline gelmişti. Ancak Venedikli korsanların son bir sığınma yeri kalmıştı. Kıbrıs'ın fethinin nedenlerini şöyle sıralayabiliriz. Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu 2. Selim'e Kıbrıs'ı fethetmek bize nasip olmazsa sen fethet şeklinde vasiyet etmesi. Bunun üzerine 2. Selim'in eğer padişah olursam Kıbrıs'ı korsanların başına yıkacağım şeklinde babasına söz vermesi. Akdeniz üzerinden gelen Mısır tarafından 2. Selim'e yollanmış hediye gemisinin korsanlar tarafından kaçırılması, tüm hediyelerle el konulması, memürettebatın zindana attırılması ve bunun gibi onlarca neden sebebiyle Sokollu Mehmet Paşa'nın itirazlarına rağmen 15 Mayıs 1570'te Osmanlı donanması sefere çıktı. 18 Mayıs 1570'te Çevçeban Kalesi'ni fethedildi. 2 Temmuz 1570'te Leftar Kalesi, 9 Temmuz Girne Kalesi, 9 Eylül Lefkoşev fethedildi ve nihayetinde 1 Ağustos 1571'de Muassa Kalesi'nin teslimiyle Kıbrıs'ın fethi tamamlandı. Yine Bahtı Savaşı. Kıbrıs'ın Türk ordusunca fethi Batı Avrupa'da önemli bir yankı uyandırdı. Venedik kışkırtmasıyla İspanyol, Ceneviz, Papalık ve Malta şövalyeleri donanmalarında dahil oldukları bir kutsal ittifak oluşturdu. Avustralyalı Amiral Don Juan komutasındaki Haçlı donanması karşısında Müezzinizade Ali Paşa komutasındaki Osmanlı donanması büyük bir yenilgiye uğradı. Osmanlı donanması ilk kez yakılmıştı. Bu yenilginin sonuçları kısa sürelidir. Donanmanın sadrazamı Sokollu Mehmet Paşa bu durumu Venedikli elçiye şöyle belirtmiştir. Biz Kıbrıs'ı almakla sizin kolunuzu koparttık. Siz donanmamızı yakmakla uzamış sakalımızı tıraş ettiniz. Kopan kol yerine gelmez ama tıraş edilen sakal daha güçlü çıkar. Donanmanın yeniden inşası ve Venedik ile barış. Osmanlı başkenti donanmasının yenilgiye uğradığını muhaberede başarılı olan tek denizcisi Uluç Ali Paşa sayesinde öğrendi. Uluç Ali Paşa kaptanı deryalığa getirildi ve Sokollu Mehmet Paşa'nın emriyle yeni bir donanmanın inşasına girişildi. Çok kısa bir zaman sonra oluşturulan donanma 1573
1572 yazında Akdeniz'e açıldı. İspanya'nın yaniden batıdaki mücadelesine yoğunlaşmasına yalnız kalan Venedik barış istedi. 1573 yılında imzalanan barış anlaşması ile Venedik Kıbrıs'ı Osmanlı Devleti'ne terk etti ve savaş tazminatı ödemeyi kabul etti. Tunus Seferi. 1573 yılında Venedik'i barışa zorlayan bu büyük donanmanın bir sonraki hedefi 1574 yılında İspanya'nın elindeki Tunus kenti ve kalesi oldu. Bu kent 1534 yılında Barbaros Hayrettin Paşa tarafından fethedilmiş ancak ertesi yıl bizzat Alman İmparatoru ve İspanya Kralı 5. Karl komuta ettiği sefer sonucu Alman ve İspanyol ordularınca geri alınmıştı. Özellikle Turgut Reis'in fethileriyle Tunus'u ülkesinin tamamı Türk egemenliğine girmiş, geriye Kukla, Hafsiler ve İspanyol işgali altında hüküm sürdükleri Tunus kenti kalmıştı. Uluç Ali Paşa komutasındaki Türk donanması 13 Eylül 1574'te kenti fethetti. Aynı yıl Tunus eyaleti kuruldu. 2. Selim edebi kimliği. Selim'in mahlasıyla şiirler yazan Selim'in bir de divanı vardır. Yahya Kemal'in bir beyti bir de cami mamuru var diye övdüğü biz bülbüli muhbik nemi şevkai bilakis ateşi kesilir geçse sabah gülşenimizden beyti bütün Türk şiirinin en güzel beytilerinden biri sayılmaktadır. İkinci Selim aynı zamanda mimarcı da bir padişahtır. Yaptırdığı hayratlar. Mekke-i Mükerreme'nin son yollarının tamiri, Mescid-i Haram'ın mermer kubbelerle tezyini, Lefkoşe Selimiye Camii, Aziz Efendi Tekkesi, Navarin Limanı'na hakim bir mevki yaptırdığı kule hayratı arasındadır. Edirne'ye yaptırılmasının sebebi ise Sultan Camii'nin yapılacağı şehir olarak neden Edirne'yi seçtiği kesin olarak bilinmemektedir. Evliya Çelebi, Seyahatname adlı eserinde padişahın rüyasında İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi gördüğünü ve onun kendisi Kıbrıs'ın fethi anısına bir cami yaptırmasını istediğini yazmıştı. Bu konudaki daha gerçekçi yorumlarda ise o dönemde İstanbul'da yeni bir büyük camiye ihtiyaç duyulmadığı, Edirne'nin Rumeli'deki Osmanlı egemenliğinin merkezi konumunda olduğu ve Selim'in gençlik yıllarından beri şehre ayrı sevgi beslediğine dikkat çekilir. Eserleri 2. Selim zamanında Ayasofya Camii yeniden onarıldı. Selimiye Camii Mimar Sinan tarafından onun döneminde inşa edildi. Babası gibi 2. Selim divan edebiyatına birçok eser bırakmış bir şairdir. Selim'in özellikle Nurbanu Sultan için yazdığı şiirler divan edebiyatının en güzel eserleri arasında gösterilir. Ünlü bir beyti biz bülbülü mündik demi şevkayı fikarız ateş kesilir geçse sabah gülşenimizden. Ayrılığın şikayetinin yakıncı demlerini adamlarıyız biz. Sabah rüzgarı ateş kesilir gülistanımızdan geçse. Son devrin ünlü şairlerinden Yahya Kemal 2. Selim'in bu beyti için Selimiye kadar güzel bir şiir demiştir. 2. Selim'in eş 1. Nurbanu Sultan ismi bilinen tek eşidir. Erkek çocukları Sultan 3. Murat 2. Şehzade Abdullah 3. Şehzade Osman 4. Şehzade Mustafa 5. Şehzade Süleyman 6. Şehzade Mehmet 7. Şehzade Mahmut 8. Şehzade Cihangir. Kız çocukları 1. Gevher Sultan 2. Esmahu Sultan 3. Şah Sultan 4. Fatma Sultan 5. Ayşe Sultan ismi bilinmeyen 2 kız çocuğu daha vardır. Arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayalım. Size